Gün sonuyla devam ediyoruz. Ben Eda Özdemir. Bu bölümde daha çok piyasalara ve ekonomi tarafındaki gelişmelere odaklanıyor olacağız. Kapanışa doğru tüm yansımalarıyla tabloları ele almaya çalışıyor olacağız. Şimdi öncelikle konuklarımızı tanıyalım. Genel fiyatlamalarla devam edelim. BIST 100 tarafında yukarı yönlü bir gidişattan söz edebiliriz. 9.749 puanı görüyoruz. %1,30'un üstünde yükselişler var. Diğer bir yandan dolar ve euro da TL karşısında yukarı yönlü. Dolar TL 32.11'de %0,23'lük bir yukarı yönlü hareketle. Euro TL 34.81'de %0,30'luk yine yukarı yönlü hareketi söz konusu. Sepet kur 33.46, gram altın ise 2406 TL seviyesinde ilerliyor diyebiliriz. Buradan Amerika tarafıyla devam edelim. Endekslerde alıcılı bir seyir, yeşil bir tablo karşımıza çıkan Dow Jones'ta gözüken son seviye 39.324 puan ve %0,15'in üstünde bir yükseliş söz konusu. S&P 500 5258'de %0,10'a yakın bir yükselişi var. Teknoloji tarafında Nasdaq teknoloji endeksinde ise 18.307 puanı görüyoruz. Küçük yüzdeli bir yükselişle birlikte. Tahvil tarafına döndüğümüzde de tablo yeşil, 2 yıllıklar %4,78 seviyesinde %0,53'lük bir yükseliş kaydedilmiş. 10 yıllık tahvil getirileri 4,44 seviyesinde, 30 yıllıklara baktığımızda ise 4,59'u görüyoruz. Son yükseliş %0,92'lik olmuş. MTA'nın da başlıklarına bakalım. Brent petrol negatif ayrışan varil başına 90 doları görüyoruz %0,06'lık bir düşüşle birlikte. Ham petrol tarafında varil başına 86 seviyesi gözüküyor. Ons altında yukarı yönlü hareket devam ediyor 2332 ile. Kripto tarafında ise Bitcoin 72.128 seviyesinde dövizde 4'ün üstünde artışlar var. Bitcoin TL tarafına baktığımızda ise 2.327 Türk Lirası fiyatlaması karşımıza çıkıyor. Ethereum tarafında ise 3.655 dolarlar var. Buradan devam ediyoruz. Thank you.
Haberlerimize devam ediyoruz. Merkez Bankası sıkılaştırıcı hamlelerini sürdürüyor. Menkul kıymet tesis oranı düşürülürken döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatta tarih uzatıldı. Öte yandan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami aktif faiz oranı da artırıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro ihtiyati sadeleşme kapsamında bir dizi uygulama gerçekleştirdi. Alınan karara göre menkul kıymet tesisi oranında düzenleme yapıldı. Karara göre menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklerle uygulanan menkul kıymet tesis oranının %4'den %1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verildi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada sadeleşme politikasının devam edilirken piyasa mekanizmasının işlevselliği ve makro finansal istikrarın korunacağı belirtildi. Öte yandan kur korumalı mevduatta tarih uzatıldı. Buna göre kur korumalı mevduat hesabı kapsamında yurt içi yerleşik gerçek kişiler 31 Mart 2024 itibariyle bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlinin cinsinden döviz tevduat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek. Merkez Bankası'nın yeni uygulamalarından bir diğeri de kredi kartı tarafında gerçekleşti. Açıklanan karara göre nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami aktif faiz oranı %3,66'dan %4,25'e çıkarıldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Şubat ayında yıllık %11,5 büyüdü. Sanayi üretimi Şubat 2023'te depremlerin etkisiyle sert bir daralma kaydetmişti. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre sanayi üretimi yıllık bazda %11,5 artış kaydederken beklentiler %8,1'lik artış yönündeydi. Sanayi üretimi geçtiğimiz yılın Şubat ayında depremlerin etkisiyle sert biçimde daralmıştı. Sanayi üretiminde artış aylık bazda ise %3,2 olarak kaydedildi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi %11,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,7 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,2 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi %3,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,3 arttı. Sanayi üretim verileri ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanayi üretiminde yaşanan pozitif gelişmelerin birinci çeyrek büyüme verisi açısından olumlu sinyaller verdiğini aktarırken, büyüme kompozisyonunda daha dengeli bir görünüm olduğunu altını çizdi. Yılmaz, önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken, üretime, yatırıma ve ihracata vereceğimiz desteklerle daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız ifadelerini kullandı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Mart ayında 51,6'ya yükseldi. Böylelikle Türk imalat firmalarının dış talep koşulları Mart ayında üst üste 3. ay iyileşme gösterdi. Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası, Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi iyileşme ivmesini korudu. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Mart ayında 51,6 puana yükselerek üst üste 3. ayda eşik değer 50'nin üzerinde gerçekleşti. Endeks Şubat ayında 51,1 seviyesindeydi. Böylece endeks ihracat iklimindeki iyileşmenin ılımlı ancak son 10 ayın en belirgin düzeyinde olduğuna işaret etti. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde üretim son 14 aydır artış gösteriyor. ABD'de üretim Mart ayında Şubat'a kıyasla hız kesmekle beraber güçlü büyüme performansını korumayı başardı. Türk imalat sanayi sektörünün ana ihracat pazarları içerisinde talep koşullarının en güçlü iyileştiği ülke ise ihracat hacminden %3,5 pay alan Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Yunanistan, Suudi Arabistan ve Hindistan'da da ekonomik aktivite keskin artış yaşarken diğer bazı Orta ve Doğu Avrupa
ekonomilerinde ise daha olumsuz görünüm ortaya çıktı. Verileri yorumlayan S&P Global Market Intelligence ekonomi direktörü Andrew Harker, küresel ekonomide büyümenin giderek daha genele yayılı bir hale gelmesiyle Türkiye'nin imalat sanayi ihracatı açısından önemli konumda bulunan pazarların büyük bir bölümünde satış fırsatları genişliyor. Sadece Almanya ve Fransa bu trendin gerisinde kalmış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda Türkiye'deki firmalar dış talep koşullarının güçlenmesi bakımından bu iki ülkenin de toparlanma belirtileri göstermesini ümit edecektir, dedi. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getirilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde Mart ayında en yüksek aylık reel getiri %11,57 ile külçe altında gerçekleşti. Mart ayında da en çok altın kazandırdı. Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. TÜİK'e göre Mart'ta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %11,43, tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde de %11,57 ile külçe altında oldu. Yurt içi üretici enflasyonu ile indirgendiğinde yatırım araçlarından dolar %0,72 ve avro 1,42 getirdi. Sağladı. Brüt mevduat faizi %0,48, devlet iç borçlanma senetleri %5,04, Borsa İstanbul ise %4,46 ile yatırımcısına kaybettirdi. Tüketici enflasyonu ile indirgendiğinde de dolar %0,84 ve avro 1,55 getiri sağlarken mevduat faizi %0,36, devlet iç borçlanma senetleri %4,92, Borsa %4,34 ile kayba yol açtı. Altın hem tüketici enflasyonu hem de üretici enflasyonuna göre de son 3 ayda ve son 6 ayda en çok reel getiri kazandıran yatırım aracı oldu. Finansal yatırım araçları yıllık değerlendirildiğinde de külçe altın üretici enflasyonu ile indirgendiğinde %32,98, tüketici enflasyonu ile indirgendiğinde ise %19,54 oranlarıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye hakkında yeni değerlendirme paylaştı. Değerlendirmeye göre Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türkiye'nin ortodoks politikalara dönüşünden faydalanabileceği aktarıldı. Fitch Ratings raporuna göre Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türkiye'deki iştirakleriyle makro politika değişiminden yararlanacağı belirtildi. Açıklamada, pozitif görünümün de Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun, enflasyondaki önemli düşüşün yanı sıra dış kırılganlıklardaki azalmanın devam etmesiyle tutarlı olacağı yönündeki beklentiyi yansıttığı aktarıldı. Kuruluşun açıklamasında ayrıca Türk iştirakleri olan Körfez İşbirliği Konseyi bankaları, Türkiye'nin makroekonomik uyumundan, daha geleneksel ve tutarlı ekonomi politikalarına geçişinden faydalanacaktır. Enflasyonun düşmesi, iştiraklerin net parasal kayıplarını azaltacak ve Türk lirasındaki daha yavaş değer kaybı, dövizin çevrilmesinin neden olduğu kayıplardan kaynaklanan olumsuz sermaye etkisini azaltacaktır, ifadelerine de yer verildi. Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türk iştiraklerinin geçen yıl net parasal kaybının 2,6 milyar dolar olduğu paylaşılırken, Türkiye'de enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde söz konusu kaybın 2024'te 2,8 milyar dolar çıkmasının ardından 2025'te yaklaşık 1,4 milyar dolara düşmesinin de beklendiği aktarıldı. Evet, şimdi konuğumuz telefon hattımızda olacak. Geri Getirim'den yatırım danışmanlığı müdür yardımcısı Eda Karadağ bizlerle. Eda Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Borsa İstanbul tarafıyla başlayalım isterseniz. Yarın öğleden sonra bayram tatiline girecek. Borsa İstanbul hem bayram öncesi son işlem gününü hem de bayram sonrasını nasıl fiyatlıyor? Neler söylersiniz? Borsa İstanbul'da bir bayram coşkusu var desek çok da yanlış olmaz diye düşünüyorum. Geçtiğimiz haftadan bu yana
rekor üzerine rekor seviyeler test etmeye başladı. 5 Nisan'da hızlı bir yükseliş kaydetti. 9.618 puanla haftayı rekor seviyesiyle tamamlamıştı. Yeni haftaya da yine rekor bir açılışla başladık. Gün içerisinde 9.753 puana kadar yükseldi. An itibariyle de fiyatlar 9.743 puandan geçiyor. %1'in üzerinde alımlar var. Sektörlere bakıyorum, Borsa İstanbul'daki yükselişe eşlik ediyor. Aslında işlem hacmi açısından özellikle rekor seviyeleri konuştuğumuz böyle bir günde hacim düşük. 100 milyar liranın altındayız. Evet, piyasa kapanışına belki 1 saat 15 dakikalık gibi bir zamanımız var ama yine de 100 milyar liraların üzerinde, özellikle rekor seviyeleri konuştuğumuz dönemlerde ortalama 150 milyar liraların üzerinde olduğumuz günler de vardı. Şu an tabii ki bir tatil haftası. Sonuçta kısa bir hafta yurt içi piyasalarda. Dolayısıyla çok güçlü bir iştah yok aslında. Bu noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Evet, yeni bir hikayemiz de yok. Mevcut hikaye şu anda Borsa İstanbul'u desteklemeye devam ediyor. Teknik olarak özellikle seçim dönemi öncesinde yatay bir görünüm söz konusuydu. Bu da tabii ki sıkışık bir fiyatlamaya yol açmıştı. Ama geldiğimiz noktada seçim geride kaldı. Belirsizlik sona erdi. Piyasa rahatladı ve tekrar da ana hikayesine dönünce dolayısıyla yönünü hızlı bir şekilde yukarı çevirdi. Hızlı bir tempoyla yeni rekor seviyeler test edildi. Bugün bu iyimserliğini korudu. Yarın da bu iyimserliğini koruması beklenebilir. Yarın zaten işlem günü olacak. Dolayısıyla çok büyük bir beklenti olmayacak piyasada. Hacim de düşük olur. Tabii ki bizim için burada bu tempoyu önümüzdeki haftada korumaya devam etmesi. Sonuçta bayram sonrasında Borsa İstanbul'da özellikle de teknik olarak 9.400 puan seviyesinin üzerinde hareketini korumaya devam ettikçe yukarı yönde seyrini sürdürmesi bu noktada beklenebilir. Yeni rekorları da deneyebileceğini değerlendiriyoruz. Elbette kar satışları düzeltme hareketi gelecektir. Çünkü cuma gününden bu yana soluksuz bir yükseliş var. Hızlı bir tempo söz konusu. Dolayısıyla önümüzdeki hafta itibariyle bir düzeltme hareketi gelebilir. Buna da yatırımcılar dikkatli olsun. Ama bu bir düzeltme hareketi diyoruz. Yeni bir satış dalgası şeklinde yorumlamıyoruz. Bunu da belirtelim. Çünkü olası bir geri çekilme anında bu satışlar daha da devam eder mi, derinleşir mi şeklinde beklentiye de yol açıyor. Ama şunu söylemek lazım, hızlı bir yükseliş kaydettiği için dolayısıyla bunu bir dinlenme, bir soluklanma dönemi olacaktır. Olası böyle bir dönemde de 9.450 zaten bir önceki zirvemizdi bizim geçtiğimiz günlerde test edilen. Dolayısıyla 9.450 kısa vadede izleyeceğimiz destek noktası, 9.450 puanın da altına doğru bir kırılım, 9.000 puanları, 9.000 ve 9.250 bölgesine bu noktada gündeme getirecektir. Ama ana resme bakacak olursam şu an için teknik göstergeler pozitif. Özellikle de bu 9.000'lerin üzerinde zaten ana resimde hareketini devam ettirdiği müddetçe geri çekilmelerde sınırlı kalmasını, yukarı yönlü potansiyelini de korumasını bekliyorum. Faizlerin de yüksek olduğu bir ortamdayız. Böyle ortamlarda hisse seçiminde de seçici davranmak gerekiyor. Yüksek faiz ortamında peki hangi şirketler öne çıkıyor sizce? Evet, baktığımız zaman şu anda tabii biz de yakın zamanda strateji raporumuzu yayınlayacağız. Dolayısıyla orada model portföyümüzde güncellemeye gideriz. Onu da daha sağlıklı bir şekilde yatırımcılarla paylaşacağımızı da belirtmek isterim. Onun dışında da baktığımda zaten son dönemde biz özellikle bu faizle beraber, faizle ilgili süreçte sektörlerde tabii ki özellikle bu dayanıklı tüketim, otomotiv ve mobilya gibi biraz daha kredi maliyetine duyarlı sektörlerin bu noktada bir miktar büyümelerini yavaşlatacağı öngörülüyor. İnşaatla ilgili sektörlerde aynı şekilde bir miktar olumsuz yansımaları olabilir. Ama sigortalar özellikle yüksek faiz ortamında biraz daha olumlu bir ayrışmaya girebileceği değerlendirilmekte. Onun dışında yine baktığımız zaman özellikle biz de mesela model portföyümüzde son dönemde bankalar, gıda ve perakende, telekomünikasyon, holding, otomotiv, demir, çelik, bunları şu an için sepette korumaya devam ediyoruz. Zaman zaman giyim ve giyim tekstil de ekleniyor. Şimdi yakın zamanda da dediğim gibi bir güncelleme gerçekleşecek. O zaman zaten daha da detaylı bir şekilde model portföyü üzerinden değerlendiririz.
Gram altın Mart ayında da en çok reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. O tarafa bakacak olursak emtiaya, gram ve ons altındaki beklentiler şu anda nasıl şekilleniyor diyebiliriz. Şimdi orada özellikle ons altınla başlayalım. Çünkü onsta ciddi bir hareketlenme var. 2300 dolar seviyesinin üzerinde rekor seviyeler test ediliyor. Elbette bunun en önemli nedenlerinden biri Fed'in faiz indirme süreci, ikincisi de jeopolitik riskler. Bunlar biraz daha baskın kalmış durumda ons altının seyri üzerinde. O yüzden de son dönemde yukarı yönde hızlı bir yükseliş kaydetmiş durumda. Şimdi bu hafta Amerika'da önemli bir hafta, enflasyon haftası. Enflasyon verisi gelecek Mart ayına yönelik. Cuma günü de Amerika'da istihdam günüydü. Güçlü gelen veriler Fed'in faiz indirim beklentilerinin biraz daha ötelenmesine yol açtı. Şimdi çarşamba günü gelecek enflasyon verisi yüksek gelirse, beklentinin üzerinde gelirse bu doğrultuda bu faiz indirim beklentileri biraz daha ötelenebilir. Ama beklentilerin altında bir önceki aya göre düşüş kaydeden bir veriyle karşılaşırsak o zaman da Haziran ayı ihtimallerini biraz daha güçlendirebileceğini değerlendiriyoruz. Şu an için piyasada bir faiz indirim beklentisi var. Piyasa bunu bekliyor. Sadece zaman konusunda bir belirsizlik var. Ve bu belirsizlik biraz daha piyasaları aslında baskı altında bırakıyor. Altın da çok kesin bir şekilde Fed faiz indirecekmişçesine fiyatlarını yansıttığını görüyoruz. Aynı zamanda tabii jeopolitik riskler de var. Güvenli liman algısı da çalışıyor. Bu da tabii ki onsun yükselmesine yol açıyor. Aynı doğrultuda gram altında da 2400 liraların üzerinde, hatta 2420 liraların üzerinde yeni zirveleri de test ettiğini takip ediyoruz. Şimdi vadeli piyasaya bakıyorum gram altın tarafında. Ağustos ve Haziran vadeli fiyatlarında 2650 ve 2885 liralarda şekilleniyor. Yani bir yükseliş beklentisi var vadeli piyasanın. Bu noktada da mevcutta bence pozisyon korumalar devam edebilir. Ama ons altında bir düzeltme hareketi gelebileceğini değerlendiriyorum. Dolayısıyla böyle bir düzeltme hareketi geldiğinde aynı hareket gram altın üzerinde de yansımasını görebiliriz. Olası böyle bir geri çekilme yaşanırsa o zaman yatırımcılar yeni pozisyonlanmalar için değerlendirebilirler. Son olarak kripto paralar tarafına bakacak olursak orada da yeniden bir hareketlilik söz konusu. Geri çekilmelerinin ardından özellikle Bitcoin 72 bin dolar seviyesini yeniden geçti. Bitcoin'in yükselişe sürecek mi diye ne dersiniz ve bu yükseliş altcoin'leri de yansır diyebilir miyiz? Çok sevinirdim, sorunuza cevap vermek isterdim ama ne yazık ki kripto alanım olmadığı için bir analiz getirmek doğru olmayacaktır. O yüzden bu sorunuza cevap veremiyorum. Tamam, çok teşekkürler. Zaten süremizin de sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. İyi. Teşekkürler. Evet, kısa bir araya gidiyoruz, ardından tekrar karşınızdayız. Sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde bir konuğumuz olacak. Öncesinde haberlerimizle devam edelim. Merkez Bankası sıkılaştırıcı hamlelerini sürdürüyor. Menkul kıymet tesis oranı düşürülürken döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatta tarih uzatıldı. Öte yandan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami aktif faiz oranı da artırıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro ihtiyati sadeleşme kapsamında bir dizi uygulama gerçekleştirdi. Alınan karara göre menkul kıymet tesisi oranında düzenleme yapıldı. Karara göre menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklerle uygulanan menkul kıymet tesisi oranının %4'den %1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verildi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada sadeleşme politikasının devam edilirken piyasa mekanizmasının işlevselliği ve makro finansal istikrarın korunacağı belirtildi. Öte yandan kur korumalı mevduatta tarih uzatıldı. Buna göre kur korumalı mevduat hesabı kapsamında yurt içi yerleşik gerçek kişiler 31 Mart 2024 itibariyle bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlin cinsinden döviz tevduat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek. Merkez Bankası'nın yeni uygulamalarından bir diğeri de kredi kartı tarafında gerçekleşti. Açıklanan karara göre nakit çekim veya kullanım
kullanım işlemleri hariç kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami aktif faiz oranı %3,66'dan %4,25'e çıkarıldı. Bu bölümki konuğumuza devam ediyoruz. Ekonomist Serhat Latifoğlu ile birlikteyiz. Serhat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Eda Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Haberimizde de vermiştik. Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları sürüyor. Aylık faiz oranları da yükseltildi son olarak. Hem bu kararı nasıl yorumlarsınız hem de sıkılaştırıcı adımlar devam eder mi bundan sonraki süreçte de, ne dersiniz? Tabii bildiğiniz gibi bu uygulamalar geçen yıl hatta 2 yıl önce piyasadaki döviz talebini frenlemek için uygulamaya konmuş olan bir yöntemdi. Burada amaç bir miktarda dövizde kontrolün sağlanması, yani kur korumalı mevduatla birlikte bir takım makro ihtiyati tedbirlerle bankaların veya şahısların veya işte bir takım şirketlerin döviz talebini baskılamak amacıyla getirilmişti. Şimdi yeni ekonomi yönetimiyle birlikte bir yıldan beri bir takım sadeleştirme adımları atılıyor. Buna paralel olarak atılan bir adım. Ancak tabii bu sıkılaştırma sürecinde, tabii parasal anlamda da bir sıkılaştırma süreci yaşadığımız için, yani sadece faiz artışı değil, piyasadaki likiditeyle ilgili de bir sıkılaştırma süreci yaşadığımız için, atılan bu adımın olumlu, olumsuz bir takım etkileri olabilir. Yani bir yandan likiditeyi artırırken öte yandan da bir miktar dövize yönelme de görebiliriz. Yani tabii çok büyük bir etkisi olmayacaktır. Ancak yine de bana kalırsa bu sıkılaştırma adımlarını biraz tezat bir adım oldu bu. Ama önümüzdeki günlerde uygulamayı göreceğiz. Kur korumalı mevduat tarafında ise uzatmaya gidildi. Ben özellikle bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Geçen ay içerisinde kur korumalı mevduat uygulandığından beri en düşük seviyesine geriledi. Yani 71 milyar dolara, 125 milyar dolar geçen yıl bu büyüklüğe ulaşmıştı kur korumalı mevduatlar. Şu anda 75 milyar dolar. Bu geçen ay içerisinde 71 milyar dolara kadar gerilemişti. Ama seçim öncesinde hem dövizin yükseleceğine dair bir takım manipülasyonların yapılması veya böyle beklentilerin artmaya başlamasıyla birlikte döviz kur korumalı mevduatlarda 75 milyar dolara kadar bir yükseliş yaşandı. Aynı şekilde döviz tevdiat hesaplarında da bir artış var son bir aydan beri. En azından seçim öncesinde böyle. BDDK'nın haftalık raporlarında bunu görebiliyoruz. Bu artışta az önce söylediğim gibi dövizin artacağına dair bir manipülasyon yapılmış olması veya bu tip beklentilerin artması seçim sonrasında bundan kaynaklandı. Peki önümüzdeki süreçte ne olacak derseniz, bu biraz da aslında bakarsanız geçen yılki seçimden sonra dövizde %30-40'a varan artıştan kaynaklandı. Yani böyle bir beklenti, acaba bu seçimden sonra da olur mu diye, böyle bir gerçekleşme olur mu diye yatırımcılar böyle bir beklenti içine girdiler. Ancak şu ana kadar özellikle seçim sonrasında mevcut politikalara devam edileceği, ekonomi yönetiminde bir değişiklik olmayacağı şeklinde sık sık yapılan açıklamalar, hem Sayın Cumhurbaşkanı'ndan hem Sayın Şimşek hem Sayın Cevdet Yılmaz'dan gelen açıklamalarla piyasa şimdilik sakinleştirilmiş gibi görünüyor ama sonraki süreçte göreceğiz. Ama dikkat çeken bu süreçte özellikle son 3 ayda Merkez Bankası rezervlerinde de ciddi bir erime oldu. Seçimin hemen sonrasında dövize gelen satışlarla birlikte bir miktar gerileme oldu, yaşandı bildiğiniz gibi. Ancak buradan belli bir noktadan sonra Merkez Bankası'nın yeniden alım yapıp rezervleri destek olmaya çalıştığı görülüyor. De dezenflasyon süreci ve baz etkisi sürecine bakacak olursak nasıl başlayacak diyebiliriz? Aylık enflasyonda istenilen düşüşün görünmemesi durumunda Merkez Bankası tarafında başka faiz artışı görülebilir mi? Ne dersiniz?
Şimdi tabii enflasyon hala yüksek ancak orta vadeli planda açıklanan enflasyon patikasında, yani enflasyon beklentileriyle ilgili patikada ki en üst sınırda gidiyor. Yani 3,5-4 aralığında aylık enflasyon gelmeye devam ediyor. Hala çok yüksek. Son gelen, geçen hafta gelen verilerde şunu görüyoruz. Neredeyse 1-1,5 yıldan beri gördüğümüz eğilim devam ediyor. Nedir o? Hizmetler sektöründeki katılım. Yani burada hizmetler sektöründe çok yüksek bir enflasyon var. Fiyatlama davranışlarındaki bozukluğun bunda çok etken olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da bu eğilim devam edecek gibi görünüyor. Çünkü her ay bir kalem öne çıkıyor. Bir ay sağlık öne çıkıyor. Bir ay eğitim öne çıkıyor. Bir ay gıda ön plana çıkıyor. Ama bunlar yer değiştirerek artışta, aylık enflasyonun artışında çok etken olduğu görülüyor. Şimdi Haziran'dan başlayarak Temmuz-Ağustos'ta baz etkisiyle bir düşüş göreceğiz. Bu hemen hemen kesin. Ancak bu kalemlerde, yani hizmetler sektöründe ne kadar bir düşüş göreceğiz veya başka kalemlerde yeniden artışlar görecek miyiz? Çünkü şöyle bir risk var, risk faktörü var. Petrol fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Bildiğiniz gibi geçen yıl aslına bakarsanız çok soğuyan 100 dolarlardan 70 dolarlara kadar gerilemiş bir Brent petrol ve enerji maliyetlerimizin düştüğü bir süreç yaşadık. Ama şimdi hem jeopolitik risklerin artması hem de emtia piyasalarında genel bir yükseliş eğilimi olduğu için petrol fiyatlarının yeniden 90 dolarların üstüne, hatta şimdi 94 doları hedeflediğini görüyoruz Brent petrolün. Böyle bir süreç içerisindeyiz. Bu elbette ki ne yazık ki fiyatlama davranışlarında bozukluk olduğu için yeniden enflasyonun yansımasını görmeye başlarız önümüzdeki aylarda. İşte burada şöyle bir süreçle karşılaşacağız. Bir yandan baz etkisiyle düşen bir enflasyon göreceğiz. Evet, ama öte yandan da başta petrol olmak üzere enerji maliyetlerindeki artış ve muhtemel vergi artışları, bu da bir risk faktörü olarak, hani risk derken işte piyasa açısından konuşuyorum, bir etken olarak önümüze çıkabilir. Öte yandan da Merkez Bankası'nın bildiğiniz gibi bir önerisi geldi. Seçimden hemen sonra bir mektup hükümete ilettiler. Bu mektupta özellikle yılın ikinci yarısında maaşlara artış, zam yapılmaması önerisinde bulunuldu. Şimdi burada tabii hükümet buna uyacak mı uymayacak mı göreceğiz. Büyük ihtimalle bu tavsiyeye uymayacak. Ama eğer uyarsa bu risk faktörü ortadan kalkmış olacak. Ama uymazsa muhtemelen maaş artışları olacak. Az veya çok yılın ikinci yarısında. Dolayısıyla bunlar baz etkisinden kaynaklanan geri dönüşü, düşüşü daha doğrusu, petrol fiyatlarındaki artış, maaşlarda artış ve vergilerdeki artışlar ne kadar yukarı çekecek bunu göreceğiz. Az önce söylediğim gibi aslına bakarsanız daha çok Merkez Bankası talep enflasyonuna odaklanmış durumda, ancak Merkez Bankası'nın enflasyon raporlarında açıkladığı üzere, sabit olduğu üzere aslına bakarsanız şu anda enflasyonu domine eden şey fiyatlama davranışlarındaki bozukluk. Yani şirketlerin keyfi zam yapması ve kontrolden çıkması. Bunun önüne geçilemiyor ne yazık ki. Dolayısıyla da az önce saydığım faktörler çok büyük risk faktörleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozukluğu doğrudan etkileyen faktörler. Dolayısıyla bu üç temel etken, diğer başka konular da var ama esasen bunlar yakından izlenmeli önümüzdeki süreçte. Ve enflasyonun seyrinde ne kadar etki ettiği görülmelidir, takip edilmelidir. Serhat Bey, petrol fiyatlarında bir artış söz konusu, siz de şimdi bahsettiniz. Enflasyondaki en önemli kalemlerden biri de enerji zaten. Yıl sonu enflasyon tahmini %36. Bu rakamın revize edilmesine neden olur mu? Eda Hanım, sesiniz çok az geldiği için tekrar edeyim. Soruyu bir daha. Tabii. Petrol fiyatlarındaki artıştan bahsettiniz siz de. Enflasyondaki en önemli kalemlerden de biri. Yıl sonu enflasyon tahmini %36. Bu rakamda bir revize olur mu sizce, bu yüzden nasıl değerlendirirsiniz? Tabii şimdi diğer faktör, aslına bakarsanız çok önemli olarak saydığım başka bir faktör de döviz.
ve enerji. Yani bu ikisi çok etken. Aslında birbirine iç içe geçmiş durumda Türkiye'de. Türkiye enerji bağımlısı bir ülke olduğu için döviz talebini arttıran bir etken. Dolayısıyla da şimdi dövizdeki artış da enflasyonu etkileyen faktörlerden birisi. Şimdi enerjideki yükseliş, az önce söylediğim gibi hem emtialarda genel bir yükseliş eğilimi var. Faiz indirimi beklentisinden ötürü böyle bir talep var bu yıl. Fonlarda, büyük fonlarda, büyük yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar emtialara yatırım yapıyorlar. İkinci bir faktör de tabii ki enerji fiyatlarındaki yükselişte jeopolitik riskler çok büyük etken. İşte İsrail'in İran elçiliğini bombalaması ve İran'ın buna karşı ne tepki vereceğinin beklenmesi. Zaten süregelen bir İsrail sorunu var zaten Orta Doğu'da uzun bir süreden beri. Burada sürekli olarak bir yükselen bir tansiyon söz konusu. Ve bunun nasıl sonuçlanacağı belli değil. Bu tabii Orta Doğu tarafı, bir de bunun Husilerin işte kendi bölgesinde yaptığı eylemler. Öte yandan diğer tarafı, Asya tarafına geçelim. Orada henüz şimdilik sakinleşmiş görünen bir süreç var ama alttan alta bir gerginlik de var. Özellikle Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Japonya arasında veya Güney Kore arasında, gerekçe Çin'le Tayvan arasında. Yani bölgede tansiyon gittikçe artıyor. Orada da bir takım hem silahlanma yarışı hem yeni üsler kurulması vesaire gibi bir takım askeri gelişmeler var. Bunlar çok kamuoyunun gündemine gelmiyor ama alttan alta orada gerginlik artıyor. Şimdi bu tip faktörleri bir araya getirdiğimiz zaman petrol fiyatlarının 94 dolarda bir geçen yıl ulaştığı bir tepki hareketinin zirvesi vardı. Oraya kadar kısa vadeli ulaşması mümkün. Ama gerginlik artarsa muhtemeldir ki 100 dolar ve üstüne yeni bir hareket yapabilir. Bu zayıf bir ihtimal şimdilik ama takip etmekte yarar var. Tabii bunun Türkiye'ye etkisi, enflasyonu etkisi çok yüksek oluyor. Az önce söylediğim gibi bu petrol, yani enerji maliyetlerindeki artış hem doğrudan maliyet anlamında etki ediyor. Yani işte petrol fiyatlarını arttırıyor ve ona bağlı olarak bir takım yan ürünlerin fiyatlarını arttırıyor. Hem de döviz talebini arttırdığı için de bu yönden de, yani en temel etkenlerden birisi bildiğiniz gibi enflasyonda döviz geçişkenliğiydi. Dövizin çok büyük etkisi vardır. Dolayısıyla da bu da döviz talebini yeniden arttırır ve bu da başka bir enflasyonun yükselmesinde etken olabilir. Para politikası tarafına bakacak olursak belli adımlar atılıyor fakat maliye politikasında yeterli adım atılmadığı tartışmaları söz konusu. Maliye politikasında ne tür düzenlemeler olabilir sizce? Şimdi maliye politikasıyla ilgili son zamanlarda özellikle seçim sonrasında bir takım adımlar atıldığını, açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Sık sık Sayın Şimşek açıklama yapıyor. Son olarak da vergi kaçağının önlemeyle ilgili bir takım önlemler alınacağı ifade edildi. Birincisi kira gelirlerinin beyan edilmesi, yani internetten, işte e-devlet üzerinden alınması veya e-vergi sistemi üzerinden alınması şeklinde bir uygulama var. Bunun sıkılaştırılması, bu uygulamanın yaygınlaştırılması söz konusu. Diğer yandan da vergi kaçağıyla ilgili bir takım daha sıkı önlemler alınması söz konusu. Şimdilik bunlarla sınırlanmış görünüyor ama genelde piyasada şöyle bir beklenti var, yeni vergilerin gelmesi. Bu da bütçe denkliğinin sağlanması açısından, çünkü bildiğiniz geçen yıl yaşanan çok büyük deprem felaketi sonrasında ne yazık ki bütçe açığımızda önemli bir artış oldu. Dolayısıyla da şimdi burada bunun finansmanı anlamında bir takım önlemler gelecek. Bu da işte geçen yıl bir takım dolaylı vergilerde artışlar olmuştu. Şimdi yeni artışlar olabilir mi piyasada? Böyle bir beklenti var açıkçası. Yani maliye politikası bu anlamda desteklenmeye çalışılıyor. Şöyle bir hükümetin şöyle bir iddiası var. Esasen talep enflasyonuna odaklanmış durumda. Yani enflasyonun ağırlıklı olarak talepten kaynaklandığını düşünüyor ve dolayısıyla da burada elbette maliye politikası bacağına baktığımız zaman da dolaylı vergilerin ön plana çıkarılacağını görüyoruz. Yani tüketim üzerinden, özellikle tüketim üzerinden alınan vergileri odaklanılacağı ve burada bir takım artışlar olmasının muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Zaten kredi kartlarıyla ilgili de
yapılan düzenleme de bunu amaçlıyor. Yani burada taksit sayısı, işte bir takım limit sınırlamaları gibi işte tüketimle kullanılan, en yaygın olarak kullanılan kredi kartlarının sınırlandırılması, kullanımının sınırlandırılması, böylece de talebin düşürülmesi amaçlanıyor. Ama bana kalırsa bunlar yeterli değil. Yani burada maliye politikası enflasyonu düşürme anlamında destekleyici olacaksa ve bütçeye özellikle katkıda sağlanacaksa, bana kalırsa son 3 yılda yaşanan yüksek kar, yani çünkü olağanüstü koşullar yaşadık biz salgın sonrasında ve bu süreçte elde edilen yüksek karların vergilendirilmesi, yani doğrudan vergilerin payının toplam vergiler içinde arttırılması daha doğru bir yaklaşım olur. Böylece şirketlerin de fahiş fiyat artışlarına da önüne bir engel çekilmiş olabilir. Burada bunun yapılabileceği ima edildi ama yani doğrudan vergilemenin hani biraz daha artırılabileceği veya hani başka yollarla artırılabileceği, şu anlamda söylüyorum. Bir takım teşvik ve desteklerin, bazı istisnaların gözden geçirileceği söylenmişti seçim öncesinde. Bu şu anda gündeme gelmedi ama muhtemeldir ki bu da gündeme gelebilir. Belki bu takım burada bazı işlevsiz olarak hani fazla verilmiş olan bir takım istisna ve destekler var. Belki bunlarda bir kesintiye gidilebilir. Ama yine de bu genel anlamda doğrudan vergileme ile ilgili adımlar atılmasında yarar var. Yani eğer sıkılaştırma politikası desteklenecekse, faiz artışlarının piyasada etkisi, daha çok etkisi olması isteniyorsa, talep tarafından ziyade enflasyonu daha çok etkileyen diğer faktör, özellikle fiyatlama davranışlarındaki bozukluklara yönelik olarak önlemler alınması ve buna uygun maliye politikalarının geliştirilmesi daha doğru olur diye değerlendiriyorum. Evet Serhat Bey, bir de bu noktada servet vergisi tartışmaları da yeniden gündemde. Servet vergisi olmalı mı? Olursa oradaki düzenleme nasıl yapılabilir? O konuyu nasıl ele alırsınız? Şimdi servet vergisi tabii adil bir şekilde uygulanmalı. Yani bir iş insanınızın bir teklifi oldu bununla ilgili. Belli bir 6 milyonun üzerinde %1 servet vergisi kesilmesi şeklinde. Bu adil olmaz çünkü 6 milyon yani İstanbul'da bir daire fiyatı, en küçük bir daire fiyatı 4-5 milyonken ve bir çok sayıda emeklinin de geçim kaynağı haline gelmişken buradan elde ettiği kira geliriyle bunu bir servet, herkesten eşit bir şekilde %1 servet vergisi alınması, o servet vergisi olmuyor. Bunun maliyedeki tabiri kelle vergisidir. Yani herkesten düz bir şekilde alınan bir vergidir ve adil bir vergileme değildir. Burada servet vergisi, olması gereken servet vergisi belli bir mal varlığının üstünde, örnek veriyorum, 50 milyon dolar üstünde mal varlığı olanların varlığı üzerinden bir defaya mahsus olarak belli bir oranda, %1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Bu da çok yüksek oranlar kesilmez prensip gereği. Böyle bir vergileme yapılması doğru bir uygulama olur. Bu az önce size anlattığım, ifade ettiğim doğrudan vergileme ile kapsamına giren bir şey. Bir adil bir vergileme yöntemidir. Çünkü bildiğiniz gibi son, Eda Hanım şöyle, son 3 yıldır enflasyondan dolayı çok sayıda hem sabit gelirli vatandaşımız hem emeklilerimiz çok mağdur durumda ve yapılan maaş artışları da enflasyonun hızına yetişmiyor. Çünkü manşet enflasyonun çok üstünde hissediyor vatandaş bunu. Dolayısıyla da bir de şöyle bir durum da var. Dolaylı vergiler çok yüksek olduğu için bu da dolaylı vergilerin de alım gücünü düşüren bir etkisi var. Uzun vadede baktığınız zaman çok yüksek dolaylı vergiler alınıyor ve bunlar ne yazık ki alım gücünü düşürüyor. Vatandaşın alım gücünü desteklemek adına hem dolaylı vergilerin oranlarında bir takım düzenlemeler, daha ekstra düzenlemeler yapılmalı. Korona zamanında hatırlarsanız yapılmıştı Eda Hanım. Bu korona zamanında bazı gıda ürünlerinde, tüketim mallarında vergi oranları düşürülmüştü. Ama bu daha biraz daha yaygınlaştırılabilir diye düşünüyorum. Bir de tabii doğrudan vergilemede şöyle bir şey yapılabilir. Dünyada bunun çok sayıda uygulaması var. Mesela Norveç'te çok yüksek petrol gelirleri elde ettiği zaman petrol şirketleri, özellikle fahiş fiyat artışları döneminde ne yapıyor Norveç hükümeti? %50'nin üstünde
fahiş fiyat artışından kaynaklanan gelirleri vergilendiriyor. Yani %50 ve üzerinde vergi alıyor. Bayağı yüksek bir vergi alıyor. Ve bunu da işte varlık fonu, işte gerek bütçesine ekliyor, gerekse varlık fonuna ekliyor. Bu şekilde işte vatandaşa katkı sağlıyor. Böyle bir şey de yapılabilir. Yani bildiğiniz gibi çok sayıda şirket fahiş karlar elde etti. Bankalar, şirketler. Bunun vergilendirilmesi çok düşük kaldı. Düşük seviyede kaldı. Evet, vergi gelirlerimiz çok arttı ama burada servet vergisi den ziyade buradaki kar artışından kaynaklanan bir defaya mahsus olmak kaydıyla veya işte önümüzdeki süreçte de benzer fahiş artışlar olursa yeniden vergileme yapmak kaydıyla böyle bir uygulama yapılabilir diye değerlendiriyorum. Evet, bir de yabancı yatırımcılar için de seçim belirsizliği söz konusuydu. Seçim sonrası olan konjonktür değerlendirdiğinizde neler söylersiniz? Bayram sonrası yabancıların ilgisinde artış görür müyüz sizce? Tabii, yani her zaman söylediğim gibi Türkiye yabancı yatırımcı açısından çok cazip bir ülke. Yani varlıklar döviz bazında baktığımızda çok ucuz. Türkiye çok dinamik bir ülke, gelişen. 1 milyarın üzerinde doğrudan erişime, pazarlara erişime sahip, işte eğitim oranı çok yüksek, genç bir nüfusu var. Dolayısıyla da çok büyük potansiyel arz ediyor. Bir de Avrupa Birliği regülasyonlarına yani 20-30 yıldan beri tabi olmuş ve bunu bu şekilde Avrupa Birliği ile çok yakın çalışan bir ülke. Dolayısıyla da uluslararası pazarlara erişimi çok rahat, güçlü, üreten bir ülke. Bu yüzden yabancılar açısından Türkiye her zaman cazıptır. Ne yazık ki son 10 yılda gerek not derecelendirme kuruluşlarından kaynaklanan, gerekse politik nedenlerle, gerekse CDS primlerinin düşük olmasından kaynaklanan bir baskı gördü. Ama şimdi bunun önü yavaş yavaş açılıyor. Not artışı geliyor. İşte akabinde CDS primleri daha kabul edilebilir bir seviyeye geldi ki daha aşağı potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yabancı girişi olacak dolayısıyla ama şöyle bir beklenti oluşuyor. Ben onun özellikle dikkatini çekmek istiyorum. Yani beklendiği kadar yüksek bir giriş olmaz. Yani o 2003'lerde, 2004'lerde başlayan, 2013'lere kadar devam eden büyük montanlı sıcak para girişi olmaz. Hı hı. Çünkü konjonktür artık çok farklı. Ve tabii bir yandan, öte yandan da bizim Türkiye'nin jeopolitik konumlanması artık eskisi gibi değil. Yine çok farklı. Dolayısıyla da böyle bir beklenti içinde olmamak lazım. Ama elbette ki portföy yatırımları başta olmak üzere özellikle tahviller, hisse senetlerinde yavaş yavaş seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasından dolayı para girişi olacak. Ama uzun vadede şöyle bir engel çıktı. Seçim sonucuyla ilgili olarak özellikle o notu da düşeyim. Bundan sonraki süreçte bir erken seçim beklentisi ortaya çıkabilir. Özellikle 6 aydan sonra yavaş yavaş bu yılın sonuna doğru, belki daha öncesinde de olabilir. Çünkü iktidar, hükümet güç kaybetti oy anlamında ve muhalefet öne geçti. Dolayısıyla muhalefet bu avantajı kullanmak isteyecektir. Yabancılar burada bir yabancıların kafasında bir soru işareti oluşabilir. Yani bir erken seçim olabilir mi? Olursa ne zaman olur gibi. Hı hı. Şimdi sorular sormaya başlarlar. O yüzden uzun vade açısından bu bizim için bir negatif bir durum. Ama kısa vade açısından baktığımız zaman çok yüksek montanlı olmama kaydıyla bir para girişinin olması bekleniyor elbette. Serhat Bey, çok teşekkürler kıymetli katılımınız için, aktardıklarınız ben için. Ben teşekkür ederim Eda Hanım. Ekonomist Serhat Latifoğlu bizlerleydi. Burada kısa bir araya gideceğiz. Saat 18'de tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın. Global piyasalar ile karşınızdayız. Philip Capital uzman yardımcısı Makoto Mitsuhashi bizimle. Makoto, hoş geldin. İyi bayramlar şimdiden. Küresel piyasalardaki son gelişmeleri senden dinliyoruz. Hoş bulduk.
İyi yayınlar ve iyi bayramlar şimdiden. Küresel piyasalarda yani şimdi ABD tarafında yatay bir seyri var. Hafif eksi de diyebiliriz. Geçen hafta tarım dışı istihdam beklentinin bayağı üzerinde geldi, açıklandı. Bundan sonra ama piyasalar düşmedi. Tabii bunun iki sebep var. Birincisi Powell geçen basın toplantısında söylemişti. Tarım dışı istihdam iş gücü piyasasının güçlü kalması aslında enflasyonist riskleri oluşturmayacak, yani oluşturmaması gerekiyor. İkinci sebep de şu, zaten Perşembe günü sert bir düşüş kaydetti piyasalar, o yüzden toparlanması son derece normal. Bugün biraz daha tedirgin hareketler ediyor piyasalar, çünkü bu hafta enflasyon rakamları gelecek. PPI endeksi de gelecek. Yani bunlar da piyasaları etkileyeceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda Avrupa tarafından Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı da açıklanacak. Yani bunlar da bütün piyasaları tahvil faizler falan onları etkileyeceğini düşünüyoruz. Ayrıca bu hafta birinci yani bilanço sezonu başlayacak. Delta Airlines bankalarda bilançoları açıklayacak bu hafta. Yani bunlar da çok etkileyecek. Çünkü S&P endeksi yılbaşından bu yana %10 civarında bir yükseliş gösterdi. İleri dönük FK'sı da 21'e yakın. Yani dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Piyasalar, piyasa katılımcılar şirketlere karşı yani beklentiler oldukça yüksek olmaya başladı. Bayağı yükseldi. O yüzden bilançolarda beklentinin altında kalırsa ya da beklentiyle paralel gelirse de yatırımcıları mutlu edemezse o zaman piyasalara satış getirebilir. Özellikle Nvidia gibi böyle son günlerde çok konuşulan hisseler, şirketler çok etkileyici olacağını düşünüyoruz. Ayrıca tabii hasılat kar falan da bakacağız bilançolarda ama aslında analistler yatırımcıların dikkat etmesi gerektiği nokta şu. Şimdi emtia fiyatları da yükseliyor. Enflasyon da hala düşmedi Amerika tarafında, yani yeterince düşmedi. Yüksek faiz oranı da, yani bunlar hepsi şirketlerin kar marjları etkileyeceğini düşünüyoruz. Yani bunu ne kadar etkileyeceğini, ne kadar etkilediğini birinci dönemde. Bunları takip ediyor olacağız. Son olarak petrola bakmak istiyorum. Goldman Sachs tarafından bir açıklama vardı, bir tahmin mi diyebilirim. Yani bu yıl Brent petrol fiyatı 100 dolar üzerine çıkmayacak gibi bir açıklama vardı. Yani öyle tahmin ediyor çünkü OPEC Plus tarafından belki Temmuz yani böyle olası üretim artış olacak. Bunun sebebi de şu, 2022'deki bu enerji krizinden dolayı söyleyebiliriz. Yani petrol fiyatlar çok fazla yükselince OPEC Plus tarafından değil, OPEC ülkeler dışından üretilen petrola talep artıyor. Dolayısıyla OPEC Plus tarafından çok fazla, yani çok yüksek petrol fiyatları istenmiyor. O yüzden yani Brent petrol için 100 dolar tavan gibi bir olasılık var diyebiliriz ileride bu yıl için. Ayrıca tabii bu da çok önemli. Yani geçen haftaki bu tarım dışı istihdamdan sonra bugün de 10 yıllık tahvil faizi %4.42 civarında seyrediyor. Bu da yani bu yıl ilk defa buraya kadar yükseldi 10 yıllık tahvil faizi. Bunlar da hisse senedi endeksleri, altın fiyatları, petrol fiyatları olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. Yani tabii bu seviyede kalırsa bunu da takip ediyor olacağız. Bu hafta enflasyon verisi açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, PPI bunlara hepsini takip ediyor olacağız. Şimdiden size iyi bayramlar ve çok teşekkür ederim.